Merhabalar değerli gönül dostlarımız. Bugün sizlere var olan heyet raporumuza nasıl hastalık oranı eklenebilir? Bunun cevabını bulmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, var olan elimizde heyet raporu var ise bunu iki kısımda inceleyeceğiz. Birincisi süreli rapor ise bu daha çok kolay oluyor arkadaşlar. Nasıl ki bir hastalıktan dolayı rapor aldığımızı düşünelim. O hastalığın bitmesi tedavi sürecinde iken herhangi bir hastalık meydana gelir veya o hastalığa bağlı başka bir rahatsızlığımız ortaya çıkarsa rapor süresi sonunda alacağımız yeni bir raporla birlikte bu hastalığa ekleme yapılabiliriz arkadaşlar. Peki ekleme nasıl yapılacak arkadaşlar? Heyet kurulu raporuyla bu gerçekleşecek. Çünkü eğer bir rapor süreli ya da süresiz ise fark etmez. Ekleme suretiyle yenileme yapılması için yeniden heyet kurulu raporu gerekiyor arkadaşlar. Tabi istisnai hastalıklar hariç. Yani bu istisnai hastalıklar basit olan öngörülen hastalıklardan bahsediyorum. Ama kalıcı ve tedavisi mümkün olmayan veya tedavisinde belli şartları taşıyan hastalıklar için bu durum söz konusu değil arkadaşlar. Örnek, görme kaybı gerçekleşen bir kişinin işitme kaybı da gerçekleştiği zaman bunu raporuna ekletebilmesi için yeniden heyet kurulundan gün alıp tekrar heyete girmesi gerekiyor arkadaşlar. Süresiz raporlarda ise bu aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Diyelim ki herhangi bir hastalıktan dolayı süresiz bir rapor aldık. Bu raporumuz aldığımızda bir hastalık varken daha sonraki yıllarda farklı hastalıklar da bizde zuhur ettiği zaman tekrar sıfırdan heyete girip bu hastalıkları da branş doktorlarına muayene olmak suretiyle heyet kurulu verilen raporları ekleterek rapor oranımızın değişmesi sağlanabilir arkadaşlar. Tabii ki burada esas amacımız veya esas mantık şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki bir hastalıktan dolayı aldığımız rapor sürekli ise, yani süresiz rapor ise, yeniden bir rapor almamız gerekmiyor ise rapor almamalıyız. Ancak süreli bir rapor varsa elimizde, bu rapor bitmeden başka bir rapor, yani başka bir hastalık bizde teşhis konulursa bunu raporumuzun süresi bittiğinde yeniden alacağımız heyet kurulu raporuna ekletebiliyoruz arkadaşlar. Bu tamamen kişinin kendi inisiyatifinde olan bir durum arkadaşlar. Çünkü hani rapor hastalığınızı eklettikten sonra rapor oranınızın değişip değişmeyeceği size ne gibi faydalar getirir bunu da sizler kendiniz karar vereceksiniz. Özetleyecek olursak elimizdeki var olan rapora süreli veya süresiz fark etmiyor. Bir başka hastalıktan dolayı ekleme yapabilmek için yeniden heyet kuruluna girip o hastalığa dair rahatsızlığımızın vücuda açtığı hasarın yüzde kaç oranında olduğunu kurul tarafından tespitini sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Tabi bazı hastalıklarda ekleme farklı şekilde oluyor. Onu da söylemiştim. Basit hastalıklar raporlara eklenebilir. Bu da hekim raporları oluyor arkadaşlar. Hekim raporlarına ekleme yapılabilir ama heyet raporlarına ekleme yapılamaz arkadaşlar. Heyet raporlarına ekleme yapılabilmesi için yeniden heyet kuruluna başvurmanız gerekiyor. Evet, bugün de kafa karışıklığına neden olan bir soruya hep birlikte cevap vermeye çalıştık. Hepiniz sağlıklı günlerde, mutlu yarınlarda kalın sağlıcakla.